Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bir bolero çalışması yapacağız. Yakadan örerek başlıyoruz. Belirli bir ölçüye geldikten sonra kollarımızı birleştirip gövdemizi örmeye başlıyoruz. Ve gövdemizi de ördükten sonra kenardaki e, süslemelerimizi yapıp boleromuzu Hazır hale getiriyoruz. Boleromuzu şu şekilde eteğimize takım olarak düşündüm ve ördüm. Umarım sizler de beğenir ve sizler de yaparsınız. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Örgümüzde koza marka ipimi kullanıyorum. Lüks bebiş soft anti peeling özelliği olan %80 akrilik %20 polyamid bir ip. 100 gram ve 335 metre uzunluğunda güzel bir ip. Renk numarası ise 947 iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum hemen zincirimi çekerek örgümüze başlıyoruz şöyle başlıyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın gayet rahat rahat almaktayım 16 17 18 19 20 101 tane olana kadar Örmeye devam edelim. Zincirimizi çekerek geldim. Şu şekilde bakınız gayet güzel bir zincir ayarı oldu. Hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım ve minik minik kutucuklarımızı hazırlayalım. Geriye dönüşümüzü yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvamızın içerisine bir defa başını dolayalım ve batalım. İkili trabzan yapıyorum ve bir tane kutucuğumu ördüm bir zincir çekiyorum aşağıdan bir tane atlıyorum ikinci zincir yuvasının içerisine bir ve iki tekrar zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane zincir aşağıdan atlıyorum sıradaki zincirimin içerisine batıyorum bir ve iki defa da çekerek kutucuklarımızı örüyoruz bir tane zincir yukarıdan bir aşağıdan zincir atlıyorum ikinci zincir yuvasına geliyorum bir ve iki bir tane zincir yukarıdan bir aşağıdan atlıyorum ikincisine batıyorum 1 ve 2 bu şekilde zincirimizi tamamen e, kutucuklarımızı hazırlayarak bitirelim ve toplamda 49 tane kutucuğumuzu ayarlayalım. Zincirimin üzerine kutucuklarımı örerek geldim hemen sayalım bakınız 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 49 tane kutucuğumuzu hazırladık ve modelimizi üzerine yerleştirmeye başlayalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci kutucuğumu atlıyorum. ikinci kutucuğumun içerisine 4 tane trabzan örüyorum. 4 trabzanımızı 3 defa da çekiyoruz. Yalnız bakınız bir defa doluyoruz. 3 defa da alıyoruz. Birinciye atlıyorum. Batıyorum. Şu şekilde bakınız. 1, 2 ve 3. Tekrar bir defa doluyorum. İkinci kutucuğun içerisine 1, 2 ve 3. Üç. 3. kez doladım. 1, 2 ve 3. 4. kez bir defa doladım. Aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3. Şu şekilde 4 tane trabzanımı 3 defa çekerek ördüm. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Hemen yanındaki kutunun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki kutunun içerisine yeniden burada örmüş olduğumuz gibi dört tane trabzanımızı örüyoruz. Bir defa başını doluyorum. Üç defa da çekiyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki ve üç. Bakınız 4 defa ördüm. Yeniden 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki kutumun içerisine batıyorum. Tekrar 2 zincirimle battığım yerden çıkıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 4 tane trabzanımı 3 defa da çekerek örüyorum. 4 defa ördüm yani 4 tane trabzanımı ördüm yeniden 2 zincir çekiyorum hemen yanındaki kutucuğumun içerisine batıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar çıkıyorum ve şuradaki yapmış olduğum işlemlerimin aynısını tekrar ediyorum ve bu işlemimizi bütün kutucuklarımız üzerinde yaparak sona kadar ilerliyoruz 1 2 ve 3. 2 zincir hemen yandaki yuvaya batıyoruz. 2 zincir tekrar çıkıyoruz. Hemen 4 trabzanımı örüyorum. 2 zincir batıyorum. Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bütün kutucuklarımızı örelim. Sıramızın sonunda görüşelim. Kutucuklarımızın birisinin içine 4 tane trabzan doldurduk. İkincisine sadece battık. 2 zincir çektim, battım. 2 zincir çekip çıktım. 4 trabzan, 2 zincir çekip battım. 2 zincir çekip çıktım. Sonrasında yine 4 trabzan şeklinde kutucuklarımızı doldurarak geldim. Kaç tane dilimimiz olduğuna bakalım. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. 24 tane trabzanlardan oluşan grubumuz oldu. Şimdi en son bakınız bir tane kutucuğumuz kaldı. Hemen oradaki kutucuğumuzun içerisine geçiyoruz. Öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum Şöyle kenardan bakınız bir ve ikinciye denk gelecek şekilde batıyorum bir tane normal ikili trabzanımı örerek burada bir tane kutu oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve ikinci sıramı örmeye başlıyorum. Şurada görmüş olduğumuz 4 tane trabzanımız vardı. Bakınız 4 trabzanımızın her birini şöyle öreceğiz. Bakınız 4'ü 2'ye böleceğiz. 2 trabzan ve 2 trabzan öreceğiz. Ortasına 2 tane zincirimizi ilave edeceğiz iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan. Yalnız alırken şu şekilde yandan girerek alıyorum. 1, 2, 3. İkinciye yine yandan giriyorum. 1, 2, 3. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Diğer ikisini 1, 2, 3. 3 defa da alıyorum ve öne bakınız şu şekilde bir basamak görüntü oluşuyor. Ve devam edelim. Diğer grubumu örmeye başlıyorum. Araya kesinlikle zincir çekmiyorum. Tığımın başını hemen doluyorum. Yandan giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Diğer iki trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Bakınız Yine zincir çekmiyorum diğer grubuma geçiyorum tığımı başında doluyorum ilk ikiyi örüyorum birer birer alıyorum bakınız araya iki tane zincirimi çekiyorum ve diğer iki tırabzanımı örüyorum şöyle görelim ön yüzümüz burası bakınız ön yüzümüze bu şekilde basamak bir görüntü oluşacak diğer trabzanlarımızı da aynı şekilde örerek sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Her bir grubumuz arasında zincir çekmiyorum. Yandan giriyorum. 3 defa da örüyorum. 2 zincirimi çektim. Şu şekilde bakınız. Tekrar zincir çekmeden geçişler arası zincirimiz yok tam grubun kendi içerisinde 1 ve 2 tane zincirimiz var yine grubumuzun diğerine geçiyorum 1 2 3 defa da örüyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 1 2 3 bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek gelelim önden görüntümüz burası da örmüş olduğumuz arka görüntümüz devam edip sıramızı tamamlayalım Sıramızı tamamladık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde ördük. Aralara zincir çekmedik ve en son yerdeyiz. Şimdi geçişimizi yapalım ve yeniden modelimizi kuralım. Modelimiz 2 sırada tamamlanmakta. Bir dört trabzan ve ikinci kez ise 4'ü ikiye ayırarak ördüğümüz sıramız. Şimdi yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Arkasını çeviriyorum. Bitişimizi birlikte yapalım. Bakınız iki tırabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zin, zincirimin üzerine batarak trabzanımı örüyorum. Şöyle biraz uzatarak alıyorum. Ee, kısa kalmasın. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki bakınız 2 tane zincirimin içerisine 4 defa trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 1 2 3. 1 2 3 dördüncüyü örüyorum şu şekilde bir ve iki zincirimi çekiyorum tam ortaya batıyorum her iki grubumuzun arasındaki bölüme gelerek batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum diğer grubun iki zincir çekmiş olduğumuz ortasına girerek dört tane trabzanımı örüyorum defa ördüm 1 ve 2 zincirimi çekiyorum her iki grup arasına yeniden batıyorum şuraya iki tane zincirimi çekiyorum tekrar 4 trabzanımı 3 defa da çekerek örüyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz Evet 4 tane trabzanımızı ve aralarına çer zincirimizi çekerek ikinci sıramızda tamamladık. Şimdi 4 trabzanımızı buradaki modelimizin kurulumundaki gibi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak yandan girerek ayıralım. Ama öncesinde bitişimizi birlikte yapalım. 4 tane trabzanımı ördüm. Bir defa başını dolayıp 3 defa da çekmiştim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen en sondaki kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum ve şu şekilde örüyorum şöyle görelim bakınız burada da aynı işlemimizi yaptık diğerinde de aynı işlemimizi yapıyoruz şimdi bir iki üç dört tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum dört olan trabzanımı iki trabzan iki zincir iki trabzanı ayırıyorum yandan giriyorum bir iki üç yandan giriyorum bir iki üç iki tane zincirimi çekiyorum tekrar yandan giriyorum yandan giriyorum tığımın başını doluyorum yandan giriyorum gruplar arası zincir çekmiyoruz kendi grubunun içerisinde iki tane zincirimizi çekiyoruz ve yandan girerek bu sıramızı örüyoruz tekrar diğer grubuma geçiyorum ikincisini alıyorum 3 defa da alıyorum bakınız her ikisini de diğerini de alıyorum arada zincir çekmiyorum hemen giriyorum diğer grubumuza 2 zincir Evet diğer yönümüzü şöyle çevirip bakalım. Bakınız modelimizi birinci grup ve ikinci grup olarak iki sıra ördük şöyle görelim çifter çifter olduğumuzda bakınız birinci sıramız dört trabzanımız ikinci sırası ise ikişer ikişer ayırdığımız bölüm diğer model grubumuzun ikinci sırasında sonuna kadar örerek tamamlayalım Evet modelimizdeki ikinci grubumuzun ikinci sırasında örerek geldim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük. Aralarda zincir çekmedik. Hemen en son bakınız kenardaki bölümümüzü örmek üzere hazırız bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum batıyorum yandaki trabzanıma şu şekilde örüyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra bakınız İki sıra yani iki çift olarak ördük her sıramız çift çift olduğu için burada artışımızı yapacağız artışımızda tam ortaya dört tane trabzan örmüştük her iki sıramızda da burada 6 tane trabzanımızı örüyoruz artışlarımızı çift olarak yapmamız gerekmekte çünkü ortadan böldüğümüzde sağ ve solumuzun eşit olması gerekiyor o yüzden 6 tane trabzanımız örelim. Üzerine böleceğimiz zaman 3 tanesi sol tarafa, 3 tanesi sağ tarafa gelecek şekilde bölelim. Hemen zincirimizi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum ve giriyorum. 1-2-3 3 defa da alıyorum. 4 oldu bakınız. Bir artışımı yapıyorum. 5 2. artışımı yapıyorum. 6. Toplamda 6 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. 3 ve 6. 2 tane zincirimi çekiyorum ara için. Tam araya girerek batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden yuvamın içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum. altı trabzanımızı ördüm bakınız 3 ve 6 ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım 6 trabzan 2 zincir 2 zincir tekrar çekip diğer grubumuzun ortasına batalım 2 zincirimi çekiyorum hemen gruplar arasına giriyorum 2 zincir çekiyorum 6 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum 6 şar trabzanımızı ördüm. Bakınız 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzanımızı ördüm. Şimdi hem e, sıramızı bitirelim hem de diğer tarafı örmeye başlayalım. Bakınız şu şekilde kenardaki trabzanımıza batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Arkasını çevirerek geçişimizi yapıyorum. 6 olan trabzanımı 3 3 bölüyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız aşağıda yapmış olduğum işlemimizi aynısını yapıyoruz. Orada 4'ü bölmüştük. Burada 6'yı bölüyoruz. 3 sağ tarafta örüyorum. 3'üncü örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 3 de sol tarafa örüyorum. Şöyle hemen tığımdan 1 2 ve 3 diğer tarafa da örüyorum. 3 Bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm. Şimdi araya zincir çekmeden yeniden buradaki gruplarımı da aynı şekilde örüyorum ve kol altına gelene kadar yani kol ayrım yerimize gelene kadar üçer üçer ayıralım. E, tüm öreceğimiz toplu öreceğimiz sıralarda ise 6 tane trabzanımızı örelim ve bu şekilde kolumuzu gövdemizden ayıracağımız yere kadar robamızı tamamlayalım. Robamızı yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. 1 2, 3, 4 ve 5 bakınız. Şimdi şöyle gördüğümüz gibi işaretlerimizi taktım ve bölümlerimizi ayırdım. Önümüzde olacak bölümlerim için 1, 2, 3 tane dilimimi ayırdım. Hem sağdan hem soldan üçer dilimimizi ayırdım. Bakınız 1, 2, 3. Kollarımızdan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diğer işaretimin olduğu yer bakınız. Şu şekilde pembe bir ayraç taktım. Arkamıza gelince 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 dilimimiz bizi ayırdım. Diğer kolumuza 1 2 3 4 5 6. 6 dilimde diğer koluma ayırdıktan sonra diğer önüm içinde 3 dilibimi ayırdım ve böylece kollarımızı gövdemizden ayırma yerimize geldik. Yani artık kollarımızı bırakacağız. Sadece gövde olarak örmeye başlayacağız. Hemen ipimizin olduğu yere gelelim ve zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İşaretimi taktığım diğer yere geliyorum. 6 tane dilimim içeride kalıyor. Ve hemen 7. dilimin şu şekilde yandan girerek örmeye başlıyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. kolumuzu birleştirmiş olduk 5 tane zincirimizi çektik kol altımızın genişliği için ve bakınız 3 dilimimizi önde bıraktık 6 dilimimiz kolda arkadaki 6 tane dilimimizi örerek ilerleyelim araya zincir çekmiyorum yandan giriyorum 3 defa da alıyorum 2 ve 3 2 zincir Arkadaki altı dilimimizi örerek tamamladım. Hemen işaretimin bulunduğu noktaya geldim. Şurada bakınız işaretimiz. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle görelim. En son dilimimizi ördüm. İşaretim burada. Hemen diğer işaretimi taktığım yere geliyorum. 3 tane olan grubumuzun ilkinden örmeye başlıyorum. Hemen yandan giriyorum. 1, 2, 3, 2 zincir. Başa kadar ilerleyelim. Son trabzanımıza varana kadar ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayıp kenardaki zincirden döndüğüm trabzanıma batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 dört tane zincirimi çekiyorum ve hemen kolumuzu da birleştirdikten sonra artık kollarımız ayrı. Sadece gövde olarak örmeye başlıyoruz. Şöyle bakalım bakınız. Kollarımızı artık gövdemizden ayırdık. Tamamen gövdemizi örmeye başlayalım. Şöyle görelim. Evet şimdi e, buradaki kısmımızı aynı şekilde 6 trabzan 2 zincir tekrar 2 zincir 6 trabzan şeklinde kol altına kadar örerek ilerleyelim 3 tane grubumuzu ördük 6 trabzan ve zincirlerimizi ördükten sonra kol altımıza bakıyorum 5 tane zincir çekmiştik hemen burada da bir tane modelimizi yerleştirmeye başlayalım 2 zincirimi hemen en sondaki trabzanıma batıyorum tekrar 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum Ortadaki yani üçüncü trabzan üzerine batarak altı tane trabzanımı aynı yeri örüyorum ve burada yeni bir grup oluşturuyorum. Aynı yere batıyorum. Dört oldu. Hemen beşi örüyorum. Ve altı. Altıncıyı da aynı yere batalım hepsini yuva içerisine batalım dışarıya örmeyelim bakınız iki tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum iki zincirimi hemen şuraya batıyorum bakınız uç kısma tekrar iki zincir çekiyorum tam ortaya giriyorum altı tane trabzanımı sırtımızdan örmeye başlıyoruz ve modelimizi aynı kurduğumuz şekilde ilerletiyoruz diğer kolumuzu da birlikte yapalım 2 4 ve 6 2 zincir çekiyorum araya giriyorum şöyle görelim bakınız tam kol altına bir tane model grubumuzu oluşturduk şimdi arkadan örelim diğer kolumuza geldiğimiz zaman yeniden görüşelim Önümüzdeki gruplarımızı örerek diğer kol altımıza kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubumu ördüm. 2 zincirimi çektim. Hemen en sondaki trabzanımın üzerine battım. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Tam 3. yani tam ortaladığımız zaman 5 zincir çekmiştik. Ortaya gelerek batıyorum. 6 tane trabzanımı aynı yere batıyorum. Yeni grubumuzu bu kol altımız içinde oluşturuyoruz. 3 Şöyle ipimizi yarımlamayalım. Ve hemen devam ediyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi en sondaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Grubumun ortasına girerek yeniden 6 trabzanımı örmeye başlıyorum. Dört, 5 ve 6. Şöyle görelim. 6 tane trabzanımızı tam kol altımız için yerleştirdik. 2 zincir şöyle bakınız sağ tarafa ve sol tarafa tamamladık ve başa kadar bu şekilde ilerleyelim. Artık modelimizi kurduğumuz üzere aşağıya doğru örerek devam edelim istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim 6 6 başlamıştık bakınız 6 6 olarak da tamamladık kol altımızdan sonra ördüğümüz ilk grupla birlikte 1 2 3 4 ve en son bakınız dördüncü grubumuzda şu şekilde tamamlamış olduk şimdi kenarını açık pembemle ya da pudra dediğimiz rengimizle hemen örmeye başlayalım ben kolumun bir tanesini çalıştım diğerlerini birlikte çalışalım şimdi Şuradan başlıyorum bakınız. Örgümün ters yönünü çeviriyorum ve bu kolumuzun sağ olan kısmı yani gövdemizin sağ tarafı içten başlıyorum. Tepe noktasına giriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakınız ilk başlangıçtaki örmüş olduğumuz kutumuz hemen bir tane giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer kutunun içerisine geçiyorum. Bir defa doluyorum ikinci kez dolayıp birer birer çekiyorum bakınız her kutuya iki defa giriyorum tek seferde çekiyorum aşağı doğru iniyorum artık üçer üçer girelim çünkü zincir sayımız fazlalaşmıştı bir iki üç yanlarımızı üçer üçer ilerleyelim bir iki üç bir iki ve üç 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde geniş aldığım yere bir tane daha yapıyorum ve 4 olarak tamamlıyorum. Bu şekilde geniş ya da dar olan kısımların ayarlamalarını kendimiz yapalım. Potluk ve kasma olmasın. Şöyle görelim bakınız otluk ve kasma olmadan aşağıya kadar ilerleyelim. Eğer hepsini standart yapacak olursak, bakın buraya 3 yapmış olsaydım az olabilecekti. Çünkü ilmeğimi geniş tutmuşum ve de uzun olmuş. Onun için bir tane daha doldurmam gerekti. Evet bu şekilde 3 veyahut da 4 gereken yerlere 4 defa başını dolayalım ve aşağıya kadar ilerleyelim. Aşağıya kadar örerek geldim. En son dönüş yapacağım yerdeyim bakınız. 1, 2, 3 defa ördüm. 4. örüyorum. 5. örüyorum. Dönüşlerimizde mutlaka fazla örüyoruz ki çekme olmasın. Sonrasında bir her birer bu aralara batıyorum. Trabzan aralarıma. 3. 2 zincir çekmiş olduğum yere 4 defa batıyorum. 1. Başını doluyorum. 2, 3 ve 4. 4 defa girdim. O iki zincirin olduğu yere diğer yerlere yani trabzan aralarına ise birer birer batarak ilerlemekteyiz. Başını doluyoruz. Bakın hep tersten örüyoruz. Tam yine iki zincirimin bulunduğu noktadayım. 2, 3 ve 4. 4 defa örüyorum. Trabzan aralarına birer birer ve bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim alt kısmı bu şekilde tamamlayarak geldim. Bakınız çok hoş dilim dilim görüntüsü oldu. Şimdi yan kısma geçmekteyiz. Hemen yan kısma birinciyi battım. 2 3 4 ve 5 5 defa battık çıktık bakınız. Diğer tarafa hemen geçiyorum. Diğer taraf bulunduğu yere. 3 defa da buraya batıyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum yakamıza doğru ilerleyelim 1 2 3 şöyle görelim kutucuklarımızı hazırladığımız yere kadar örerek geldim bakınız ilk kutucuğuma iki defa battım hemen dönüş olduğu için 3 ve dördüncü kez batıyorum yandakine 1 ve 2 bir sonraki kutuya 1 2 diğerine 1 2 bütün kutulara ikişer defa batıyoruz ve uç kısımda bitiriyoruz. Şöyle görelim. İkişer, ikişer batırarak ilerleyelim. Yakamızı birer birer örerek geldik. Yani her birine ikişer, ikişer girdik. Her bir kutumuzu bakınız. Ve uç kısma kadar geldim. Diğer yönde başlangıçta iki defa batmıştım. Bu yönden giderken yine iki defa giriyorum ve yakamızdaki her bir kutumuzu da ikişer defa örerek tamamlamış oluyoruz. İki defa battıktan sonra birinciye şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. İpimi kestim. İçeriye alalım ipimizi. Bu şekilde kendi renginde kapatalım. Şimdi kolumuzu da aynı şekilde yaptıktan sonra bakınız minik bolero'muz kullanılmaya hazır hale gelsin ve eteğimizin takımı da bu şekilde tamamlanmış oldu. Ee, hangi renk ördüyseniz e, eteğimizi her ikisini bu renklerle kombin edebilirsiniz. Tabii ki sadece ayrı olarak da e, çalışabilirsiniz. İlla takım yapmamıza da gerek yok. Bir tane zincirimi çekiyorum. hemen örmeye başlıyorum. Hemen batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya geçiyorum 1 ve 2. Başını doluyorum, batıyorum. Yana geçiyorum. Tersten örmeye dikkat edelim. Şöyle devam ediyoruz çevire çevire. 1 2 3. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3. Trabzan aralarımıza birer birer örelim. 3 defa örüyorum. Bakınız, 3 defa ördüm. Diğer tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. Trabzan aralarımızı birer birer örelim ve kolumuzu da bu şekilde tamamlayalım. Hem kolumuzu, kenarlarımızı ördükten sonra bakınız boyun kısmına zincirlerimi çekerek bir tanesinin içinden bir dışından e, ucuna çatal iğne takarak çekmiş olduğum zincirimi geçirdim ve bir tanesinin ucuna 3 tane yapraktan oluşan çiçeğimi ördüm. Diğer uç kısmını sizlerle birlikte örelim. En sondaki zincire değil, bir önceki zincirimizin içerisine ipimizi alarak girelim. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum aynı yere girerek batıyorum şu şekilde iplerimizi de yapabilirseniz gizleyebilirsiniz Eğer zorlanacaksanız daha sonra kapatırız saklarız 2 3 tane trabzanımı ördüm zincirimden sonra 1 2 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum şuradaki kısma yeniden 3 zincirle çıkıyorum ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimle batıyorum tekrar 3 zincirimle çıkışımı yapıyorum ve yeniden trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir, şu iplerimi gizlemek istiyorum. İki, üç ve dört. Dört tane trabzanımı ördüm. Bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Buradaki çiçek sayısını istediğiniz kadar fazlalaştırabilirsiniz. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi koparıyorum kopardığım ipi arkaya gizliyorum bakınız diğer iplerim trabzanlarımın altında kaldı gayet güzel görülmekte Evet şöyle keselim fiyongumuzu yaparak bağlayalım ve minik boleromuz tamamlanmış olsun aşamalarını tamamladığımız boliramuzu bitirdik ve kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.